Herkese merhabalar, Doktor Hüseyin Cengiz ben. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün sizlere idrar kaçırma ameliyatından bahsedeceğim biraz, çok kısaca. Şimdi idrar kaçırma ameliyatında bir tane çok kritik bir soru geliyor bize. Şimdi idrar kaçırma aslında istemsiz bir şekilde idrarın çıkması. Ancak istemsiz idrar genellikle öksürmeyle, hapşurmayla, ağır kaldırmayla kaçıyorsa biz buna stres inkontinans diyoruz. Yani bir şeyin tetiklediği idrar kaçırma tipi diyoruz. Bu olgularda ameliyat öneriyoruz. Ancak değerli izleyiciler, bu olguların biz ameliyat planlamasında mutlaka şu konuya dikkat ediyoruz. Çocuk doğurmuş mu, doğurmamış mı kadın? Eğer çocuk doğurmasını, çocuk isteğini, planlamasını henüz bitirmemiş ise kadın, idrar kaçırma ameliyatlarından sonra eğer gebe kalırsa ve doğum yaparsa bizim ameliyatımızı etkiler mi, etkilemez mi? Bundan çok emin değiliz. Bununla ilgili elimizde henüz yeterli kanıtlar, veriler yok. Bu yüzden mümkünse bizim yaptığımız ameliyatlarda özellikle hem hamilelik sırasında hem de doğumla beraber bizim yaptığımız ameliyat etkilenebileceği için idrar kaçırma ameliyatının mümkünse çocuk doğum işi tamamlanana kadar ertelemek gerekiyor. Konservatif metotlarla süreci ilerletmek gerekiyor. Çünkü ameliyat sonraki süreçte ne olacağı, eğer doğum olursa doğum benim ameliyatımı bozar mı? Tekrardan hastamda idrar kaçırma şikayeti yeniden ortaya çıkar mı? Bunların cevabı çok yok. Bireysel kendi vakalarımız var. Kendi vakalarımızdan ameliyat ettiğimiz sonradan doğum yapanlar var. O yüzden eğer idrar kaçırıyorsanız mutlaka bu konuda tecrübesi olan bir hekimle bireyselleştirilmesi gerekiyor sizin tedavinizin. Hem gelecek planlarınız hem gerçekten ameliyat gerekiyor mu gerekmiyor mu, bu mutlaka incelenmesi gerekiyor.